Merhaba, Belirli Bilim ve Farkındalık Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Katip Çelebi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Atilla Acar Hocam stüdyoda konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün sizinle mobbing konuşacağız. Evet. Günümüzün çok ciddi anlamda bir problemi mobbing. Doğru. Şimdi öncelikle birazcık kurumdan girelim istiyorum. Bir kere kurum evet. Ne demek? Siz de yöneticilik yaptınız. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin dekanıydınız. Evet. Öncelikle kurum bilinci nedir? Kurum nedir hocam? Kurum devletin organlarından bir tanesidir. Genellikle yönetim aracı olarak, yönetimin bir parçası olarak işlev görür. Kurumu bir yönüyle bir organ olarak da bakmak lazım. Yani bütünün bir parçası. O yüzden kurumların başarısı, bütünün başarısı, kurumların zafiyet göstermesi, bütünün engellenmesi anlamına da gelir. Kurumlar insanlar tarafından yönetildiği için canlı organizma tepkisi verir. Ve bu canlı organizma tepkisi zaman zaman şikayet, zaman zaman sevinç, zaman zaman hayal kırıklığı, işte içeride bir hayalet dolaşıyormuş hissi oluşturan kurumları biz şahit olabiliriz. Hı hı. Ama asıl olan burada kurumun belirli amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermesi ve hedeflere ulaşabilme başarısıdır. En azından bu belirli hedeflere ulaşabilme başarısını da belirli hedefler doğrultusunda hareket ederek o yönde acaba ne kadarlık yol aldığının görülmesidir. Yani burada bizim hedefimiz 10 numara bir iş olabilir ama kurum 8'lik de başarı göstermiş olabilir. Bu sefer geriye dönüp sorgularız. Acaba kurum 10 yapabilecekken neden 8 yaptı? Bunu işte bizim istediğimiz sonucu yakalamasını engelleyen acaba neydi? Bunlar birlikte değerlendirilir ve orada kurumun istenen, beklenen aynı motivasyonla o hedefe yürümesi istenir. Şimdi burada organ tepkisi gösterir derken aslında bu ifade Farabi'nin ifadesi. Bir vücut gibidir diye tanımlar zaten o. Zaten mobbingi de az önce kanser olarak tanımlamışsınız. O çok güzel ve onu evet. İlerleyen dakikalarda mutlaka şimdi Farabi devleti zaten insan organlarına, insan vücuduna benzetir. Bütün organların vücudu desteklemesi ve vücudun vücut bütünlüğüyle belli bir hedef doğrultusunda ilerlemesi temel amaçtır. Kurumlar bunu başarmak için işte bireylerle çalışacaklar. Burada bir hiyerarşik yapılanma olacak. Bu hiyerarşik yapılanma içerisinde herkes üzerine düşen görevleri yerine getirecek. Yani burası teori kısmı. Ancak pratiğe geldiği zaman bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor. Evet, bazı aksamalar, bazı sorunlu bölgeler yaşanmaya başlanıyor. Tabii burada önemli olan kurumdaki yöneticilerin bir hedef doğrultusunda kurumu yönlendirebilmesidir. İşletme bilim açısından bu kavram sevk ve idaredir. Yani sevk ve idare içerisinde belirli hedeflere kurum yönlenebiliyorsa kurum başarıyı elde eder. Burada bir sorun yoktur. Ancak yönetici vizyonu, makro vizyonlar, paralel yapıdaki yani paralel kavramı da çok enteresan bu arada. Paralel aynı işlevi gören ya da benzer işlevi gören diğer kurumlarla birlikte faaliyet gösteren bir kurumsal yapı onların da enerjisini kendi sinerjisine dönüştürebilir. Yani birlikte çözüm üretmeleri, birlikte başarmaları, birlikte bir hedefe doğru gitmeleri bunlar önemli şeyler. Mesela şimdi yerel yönetimler seçimlerini göreceğiz. İllerdeki organizasyonlarda hem belediyenin organizasyonu var, hem valiliğin organizasyonu var, hem de işte üniversite gibi bağımsız kurumlar var. Her birinin kendi makine ekipman parkı var. Her birinin bu makine ekipmanlara ihtiyacı olan zamanlar var, parçalar var. Bunlar birlikte çalıştıkları zaman daha büyük sonuçlar, daha büyük verimlilik oluşturabilir. Yani burada kurumsal yapıları biz devlet açısından baktığımız zaman vatandaşın vergileriyle finanse edilen bir yapıdan söz ediyoruz. Vatandaş bu vergileriyle finanse etmiş olduğu yapıyı aslında kendi sorunlarını çözmesi için bir kurumsal nitelik kazandırıyor. Kendi sorunları çözülsün. Çünkü tek başına çözebilecek olduğu bir sorun değil bunlar. Mesela güvenlik, mesela adalet, mesela diplomasi, sağlık, eğitim. Yani burada mülkiyet girdiği zaman tapunun tescil edilmesi bile bir kurumsal yapıyı gerektirir.
araba satın alırsınız, arabanızın sizin üzerinize işlenmesi için ya da ehliyet alırsınız, ehliyetin sizin adınıza kaydedilmesi için bir kurumsal yapı gerekir. Yani bu kurumsal yapıların birbirleriyle ortaklaşa bir takım çözümler üretmeleri aslında bir bütünün başarısı olarak tanımlanır. Devletin başarısı, devletin yönetiminde söz sahibi olan kişilerin, yönetim erkinin de başarısı anlamına gelir. Burada bu kurumsal nitelikte her zaman iyi yöneticilere rastlamıyoruz. Evet, evet. Burada kurumsal yöneticiler zaman zaman sorunlu kişiler olabiliyor. Kurumdaki yönetim görevini üstlenen kişiler kendi yönetim becerilerinden kaynaklanan bir görev üstlenmemiş olabiliyor. Daha alt bir düzeyde bir görev yapması gerekirken kişiyi pat diye biz örgütün, organizasyonun başına getirebiliyoruz. Tabii bu arada da sorunlu bir takım gelişmeler olması kaçınılmaz. Çünkü örgütün yıllarca alttan gelen çalışanları var. Örgütte emek vermiş kişiler var. Bunu en çok biz şu yerel yönetimler seçimleri sırasında aday belirleme sürecinde gördük. Örgütlerin yıllardır çalışan, alttan gelen, örgütün tozunu yutmuş, örgütte her mahalleyi, her kişiyi tanıyan, kurumsal, kuramsal olarak da bu konulara hakim olan kişiler varken Ankara'dan birisi pat, belediye başkan adayı, belediye meclis adayı ya da milletvekili adayı olarak buraya getirildiğinde tabii sorunların olması kaçınılmazdır. Kurum bunu zor hazmediyor, bu tip durumları. Gelen kişi eğer kendisinde olan bir takım meziyetlerle ve becerilerle bu sorunları çözebilir hale gelebiliyorsa bunlar daha az hissediliyor. Ancak gönderilen kişi, gönderilen ve gücünü başka yerden alan bir kişi niteliğine sahipse bu sefer örgütü baskılamaya çalışıyor. Örgütte çıban başı olarak gördüğü kişileri engellemeye çalışıyor. Onları bir başka şekilde olumsuz davranışlara sevk edecek baskı araçları kullanıyor. Ve sonuçta biz istenmeyen yönetimin istemediğimiz o başkası tarafından ya da kurumsal bir yapı tarafından kendisine aktarılmış olan gücün kötüye kullanılmasına şahit oluyoruz. İşte bu kötüye kullanılması noktasında biz bugün konuşacak olduğumuz mobbing olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, şimdi onu soracaktım hocam. Yani ne gibi kötü sonuçlar olabilir? Mobbing dışında mesela kuruma verdiği zarar da çok korkunç bir şey. Bunun da maliyeti çok büyük. Evet, evet. Yani hem devlet açısından hem vatandaşlar açısından çok büyük. Ama biz bunun daha mikrosunu konuşacağız bugün. Mobbing'i konuşacağız. Tabii. Peki mobbing nedir hocam? Nasıl tanımlıyorsunuz mobbing'i? Mobbing konusu bireylerin yıldırılması, bezdirilmesi, işe ve hayata küstürülmesidir. Yıldırma ve bezdirme olayları dışarıdan gelen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir takım olaylar, bir takım gelişmeler olmalı ki bu mobbing dediğimiz olay yaşansın. Nasıl? Yöneticinin kendi beceriksizliği kurumdaki sorunlara yol açabilir. Ama bu yönetici kendinin yapamadığını farkındaysa ve bunu da kabullenmişse sorun yok. Ancak yönetici hem kendi beceriksizliğinin farkında, hem bir şeyi başaramadığını görüyor, hem de birilerini suçlamanın yolunu arıyorsa işte o zaman hangi noktadan tutturabilirse oradan başlıyor. Mesela yani faturanın birine kesilmesi. Yani şunun yüzünden biz bu başarısızlığı yaşadık diyor. Mesela bütün kurumlar şu anda ihale yapıyorlar. Yani sadece kamu kurumu olması önemli değil. Yani bir özel sektör kurumlar da satın alma süreçleri yaşıyor. Mobbing zaten kamu kurumuna ait bir terim değil mi? Evet, evet. Yani bu kurumlarda bir iş yapılıyor. Bir satın alma süreci. Satın alma süreci kötü mal satın alınmış olabilir. Mal teslim edilmemiş olabilir. Mal zamanında gelmemiş olabilir. Bunun sonucunda bir takım olumsuzlukların yaşanılması kaçınılmazdır. İşte bu olumsuzluklar yaşanırken, bu kaçınılmaz son ortaya çıkarken temelde şunu da görüyoruz. Bu sefer bir suçlu, günah keçisi aranıyor. O günah keçisi işte satın alma memuru, oradaki bir memur bunun sorumlusu haline dönüşebiliyor. Bir. İkincisi, malı sevk etmeyen sektör ya da zamanında talep bildirmeyen birim bunlardan sorumlu
tutulabiliyor. Ve sonuçta yönetici, aslında ben çok iyi yönettim, çok başarılıydım. Bu işi de kotarabilecek durumdaydım. Ancak ne yapalım ki astarımız, altımızda çalışanlar istediğimiz gibi değil. İşte kötü kişilerle çalışırsan sonuçta bu kaçınılmazdır. Bu sefer görünür görünmez o şeyler başlıyor. Yıldırma, bezdirme faaliyetleri başlıyor. Yani bence mobbingin birinci başlama noktası yöneticinin çapsızlığıdır. Yöneticinin liyakatsizliğidir. Yöneticinin kapasitesizliğidir. İlgisizliği de olabilir. Belki şimdi tabii çapsızlık ilgisi, içinde de olabilir. İlgisizliği de olur. Evet. Şöyle, yani burada bunları söylerken, yöneticiden kaynaklanan defektleri anlatırken kastımız şu. Yönetici yönetemediği zaman bir sorumlu arıyor. Yönetememesinin arkasında da ilgisizlik, bilgisizlik, yeteneksizlik. Bunların hepsini sayabiliriz. Şimdi yöneticinin yönetemediğini kim bilecek? Yöneticinin bir kendisi bilecek, bir de üstleri bilecek. Çünkü bir şekilde buradaki sorunu bölge olduğunun haberi bir yere ulaşacak. Eskiden işte bakana ulaşmak, milletvekiline ulaşmak, genel müdüre ulaşmak, ne bileyim yönetim üst seviyesindeki CEO'lara ulaşmak çok zordu. Bunlar ama bugün cep telefonlarından, Twitter'dan, Facebook'tan, işte Instagram hesaplarına kadar herkes bir şekilde kendi yöneticisine ulaşabilecek sosyal medya araçlarını kullanabiliyor. Eğer kamusal bir görevli ise, kamusal bir yönetici ise, CİMER üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nde de bu sistem çalışıyor. CİMER üzerinden maillerle şikayetler, ilgili belgeler, bilgiler aktarılabiliyor. Bunlar milletvekilleri aracılığıyla, bakanlar aracılığıyla dosyalar şeklinde iletilebiliyor. Yani bugün yönetime ulaşmak çok kolay. Yani dünden daha kolay. Mutlaka bunun daha kolay yöntemleri de vardır. Ama şu anda çok daha kolay bir zamanı yaşıyoruz. En azından 10 sene, 20 sene öncesine göre yönetimle, yönetim çıktılarının sorunlu olduğu, başarısız olduğu, çalışanların mutsuz olduğu daha kolay ortaya çıkabiliyor. Yani iş yerine sevinerek giden insanlarla ayaklarım geri geri gidiyor diyerek bu işi, çalıştığı işi anlatan insanlar arasında bir fark var. Bu fark neden insanlar çalışmak zorunda oldukları bir işi kahrederek çalışsınlar? Neden mutsuz gidip zaten iş yerinde? Zaten çok verim de düşüyor. Verim de düşüyor. Hı-hı. Beklenen performans gelmiyor. Yapılan işler nitelik arz etmiyor. Yani öylesine yapılmış, yasak savma tarzında oluyor. Ama şöyle de düşünebiliriz. Bu çalışan insanlar gerçekten fedakarca, gayretli bir şekilde kendilerini ortaya koyarak çalışıyorlarsa, kurum performansı zaten beklenenin üstünde çıkması yani normal bir durum oluyor. Ya bu kadar özverili çalışan insanlardan kötü bir şey beklemiyorsunuz. Yani mobbing bu yönüyle yönetici başarısızlığının alt çalışanlara fatura edilmesi. Birincisi bu. Hocam bir de çok kısa bir şey soracağım. Eskiden mobbing diye bir şey yoktu galiba, bu son dönemlerde mi terminolojide evet. kullanılmaya başlandı? Yani biz tanımını mı son dönemlerde evet. yaptık, yoksa daha önce yok muydu böyle bir şey? Bu mobbing daha çok Avrupa ülkelerinde benzer olaylar gelişmeye başlayınca Türkiye'de de böyle bir sorunun olduğu yönünde işte öncelikle yargıya intikal eden durumlarla ortaya çıktı. Yani Almanya, Fransa örnekleri. Bunu neden Almanya, Fransa örnekleri diyoruz? Çünkü sanayi devrimiyle birlikte bu ülkelerde, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da bu ülkelerde ast-üst ilişkileri gelişti. Ast-üst ilişkilerinde çalışanın hesap verdiği, üst yöneticinin hesap sorduğu bir mekanizma daha anlamlı hale geldi. Ama şimdi Türkiye gibi ülkeler daha çok aile şirketlerinin hakim olduğu bir yapı var. Aile şirketlerinde kim kime hesap soracak? Şimdi kardeşler birbirlerini mi hesaba çeksinler? Babaya mı soracağız? Aile anayasaları diyoruz ya. Aile anayasalarında acaba neyi yazacaklar? Üste bir baba var, ataerkil bir yapı. Baba ben varken burada kavga istemem diyor. Yani oradaki sorunu bir şekilde erteliyor. Sorun var ama erteliyor. Ben varken benim yanımda kavga edemezsiniz. Tamam. Böyle ama şimdi ne oldu?
ortaklı yapılar ortaya çıkmaya başladı. Çok uluslu şirketler geldi. Bilançolar artık Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gelir İdaresi'ne, Vergi Dairesi'ne bilançolar daha net bir şekilde sunulmaya başlandı. Bilanço örtme dediğimiz, gizleme dediğimiz durumlar daha azaldı. Yani şeffaflık arttı. Şeffaflık artınca hesap sorma da artıyor. Yani orada firmalar beklenen çıktıları alamadıkları zaman sorgulamaya başlıyorlar. Bu sefer işte birilerine fatura kesiliyor. Şimdi çok yaygın bir örnektir, benim çok hoşuma gider. Mesela torpilli atla yarış kazanılmaz derler. At yarışlarına giderken en iyi atı yarışa sokarsınız. O zaman niye kurumlarda çalışırken torpilli atları kullanıyoruz? Liyakat kavramımız biraz eksik galiba, değil mi? Şimdi yani burada sorun çözecek, yönetime katkı sağlayacak, yönetime değer katacak bir yönetim felsefesini yerleştirmemiz gerekiyor. Yani şu anda mutlaka Türkiye gibi çok nüfusun çok olduğu, kurumsal yapının çok parçacıklı olduğu, hala daha devletin ekonomi içerisindeki yapısının çok güçlü olduğu ülkelerde mutlaka çok sayıda yöneticiyi atamak zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda şirketler de böyle olmaya başladı. Şirketler birdenbire uluslararası ortaklar almaya başladı. Uluslararası ortaklar aldıkça daha önceden işte onu da alıver, bunu da alıver, şu da girsin, bu da çalışsın, şurada işte çay ocağına idare etsin dediğimiz kişileri artık bu sefer alalım ama faydası ne olacak? Katma değeri ne olacak? Yani bize de bir faydası olsun. Almışken boş yere almış olmayalım deme lüksü başladı. Şimdi onun için bu kurumlarla kaliteleşmeyi artırıyor. Kurumlar değil mi? Kurumlar işte gerekçelendiriyor. Yani bir personelin oraya alınmasının gerekçesini tanımlamaya başlıyorlar. Ve bu tanımlamalar başlayınca bu sefer hangi standartlarda ne tür bir personele ihtiyaç olduğunu doğru tanımlamanın ön koşulları oluşmuş oluyor. Yani doğru tanımlamak nedir? İşe göre adam mı, adama göre iş mi derler ya. Şimdi burada ne tür bir kişi aradığımızı, hangi iş için bir kişi aradığımızı doğru tanımlarsak onu işe yerleştirmek daha kolay. Ama önceki yapıda, 20 sene önceki Türkiye yapısında 80'lerin başında daha o seviyede değildik. Kamu kurumları açısından siyasi mekanizma çok güçlüydü. Siyaset mekanizması çalışacak olan kişileri hemen belli yerlere yönlendirebiliyordu. Siyasi partiler bunu referans veriyordu. Özel sektörde de özel sektör kendi rasyonelini oluşturmuştu. Onlar işine geliyorsa alıyordu, bu kadar. Yani orada da çok kapitalist bir düzen söz konusu galiba, değil mi? Özel sektör yani o dönem için konuşuyorum. Şimdi kapitalist düzen. ben iktisatçı olunca hemen aklım enflasyona gidiyor tabii. Şunu anlatmak için enflasyonu söyledim. Enflasyonist dönemlerde kurumlar çok başarılı görülebilir. Cirolar artar çünkü. Hı hı. Ama rakam yüksel. Rakam yükseldiği için ciro artar. Ciro artması karlılık gibi görünür. Halbuki. Kasadaki paranın miktarı artar. Evet. Geçen sene bu kadardı, şimdi bu kadar. Tamam. Bu enflasyonun bu sanal görünümünü aslında doğru okumak lazım. Firma güldür güldür çalışıyor, işte kasaya giren parayı saymaya vaktimiz olmuyor, hemen alıp bankaya yolluyoruz, bankada sayılıyor. Bunlar çok farklı şeyler. Ama bir de Avrupa modelleri ya da Amerika modellerinde karlılık olarak tanımladığımız şey belli limitlerle sınırlıdır. Yani faizin üzerinde bir faiz kadar bir paradır, 3'tür, 5'tir. Bayi komisyonudur, 2, 3'tür. Yani böyle çalışan firmalarla, yani %2-3 çalışıp kar eden, kazanan firmalarla enflasyon nedeniyle %30-40-50 fiyatları yükseltip hala kazanamadım diyen firmaların rekabetini düşünün siz. Demek ki orada o zaman bir yönetim sorunları yaşanıyor. Bu yönetim sorunlarını biz yeni yönetim araçları kullanarak çözeceğiz. İşte bunlardan bir tanesi doğru elemanın istihdam edilmesi. Doğru elemanı istihdam edemediğimiz bir noktada biz birkaç kaybı bir arada yaşıyoruz. Bir, doğru seçmediğimiz yönetici, potansiyel olarak aday olan yöneticiyi ortadan kaldırmış oluyor. Yani hem kötü yöneticiyi atıyoruz hem de oraya gelebilecek iyi yöneticiyi kaybediyoruz. İki kayıp var. Kötü yönetici, kötü sevk ve idare yaptığı için aslarına da zarar veriyor. Sonra bunlar hakkında bir takım işlemler başlatarak, işte onların
motivasyonunun yıkılacağı, morallerinin bozulacağı bölgelere onları gönderiyor. Sürgün yapıyor mesela. Tamam diyor, sen bayileri dolaş diyor. Gözümüze görünme tarzında bir şey. İşte sen depoda sayımları yap, stokları kontrol et. Yani onun daha pasif görevlere yönlendirilerek o kişinin uzak tutulması bunlardan bir tanesi haline dönüşebiliyor. Yani mobbing nasıl olabilir konusuna girelim mi biraz? Tabii, tabii ki de. Yani sizin, ben de onu soracaktım. Daha önce gördüğünüz mobbing örnekleri var mı? Bunun yolları neler? Hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi şu Hezarfen Ahmet Çelebi örneğini bir söyleyeyim. Evet, çok güzel bir hikaye. Hezarfen Ahmet Çelebi biliyorsunuz Galata Kulesi'nden uçuyor. Şimdi uçtuğu zaman hemen saray ve çevresindeki kişilerin tepkisi şu oluyor. Padişaha geliyorlar, olayı ispiyonluyorlar. Aman padişahım diyorlar. Bir gün uçar gelir, pencereden içeriye giriverir, koltuğuna oturur. Ben padişahım derse sen ne yapacaksın? Şimdi tabii buna karşı hemen Hezarfen Ahmet Çelebi pasifleştiriliyor. İşte makinalarına el konuyor, uzaklaştırılıyor. Tabii bizde de örnekler var. Vecihi Hürkuş. Evet. Vecihi Hürkuş Ankara'ya uçakla geliyor galiba, İstanbul'dan Ankara'ya. Eskişehir'den Ankara'ya olabilir, özür dilerim. Geliyor, adamı hemen derdest ediyorlar. 15 gün göz hapsine alınıyor. Yani şimdi bunlar ciddi mobbingler. Yani burada bir şey başarma ihtimali, potansiyeli olan kişiyi birilerinin ortadan kaldırması var. Burada başta fesatlık diyebiliriz. İkincisi o kişinin, yani gözaltına alınan, mobbinge uğrayan mağdur kişinin pasifleştirilmesi ve motivasyonun ortadan kaldırılması var. Tabii burada da başarısızlıklar olacak. Yani mevcut durumun, mevcut düzenin devamını istiyorlar bir noktada mobbing yapan kişiler. Düzen bozulmasın, kimse sorgulamasın, kimse ne oluyor, neden oluyor diye bakmasın şeklinde bunu girişimde bulunuyorlar. Şimdi ben bir örnek vereceğim. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın kulakları çınlasın bu arada. Köyde İlkokul öğretmenliği yapan doktoralı bir arkadaşımız var. Bu şimdi normal mantıkla böyle bir şeyi anlayamıyoruz. Yani nasıl olur? Kendi isteğiyle ancak. Hani mantıklı. Kendi isteğiyle mi hani acaba? Ben köylere yardım etmek istiyorum. Ben halkın içinde olmak istiyorum. Evet, belki halkla beraber olmak istiyorum. Olabilir. Şurada 10 dönüm tarlam var. Evet. İçine zeytin diktim. Evet, vişne bahçesi oldu falan. Bu başka kabul bir şey. Edilebilir bu bir şey. Kabul edilebilir bir şey ama şimdi ne olursa olsun bir değer, bir yetenek ülke için bir pozitif bir değerdir. Bunun doğru planlanması, doğru değerlendirilmesi gerekiyor. O kişinin enerjisinden doğru şekilde yararlanmak gerekiyor. Eğer onun doktoralı ve köyde çalıştığını biz şahit olursak ve onu devam ettirirsek, o zaman o kişinin neden orada tutulduğunu da sorgulamamız gerekiyor. Şimdi bir tane daha bir örnek vereceğim. Nurettin Topçu var. Tabii. Nurettin Topçu Türkiye'nin 1920'li yılların sonunda Sorbonne Üniversitesi'ne gönderilmiş sosyologlarından bir tanesi. Şimdi Nurettin Topçu doktora unvanıyla doktorasını tamamlayıp geliyor. Lise öğretmenliğine devam ettiriyorlar. Düşünün 30'lu yıllardasınız. Lise öğretmenliğine devam ettiriyorlar. Doçent unvanını alıyor. Hala da liselerde devam ediyor. İşte İstanbul Vefa Lisesi, Denizli'de bilmem Denizli Lisesi, onlara yolluyorlar. Ve doçent unvanıyla lise öğretmenliğinden emekli olan 1940'lı yıllardaki bir hocadan söz ediyoruz. Evet, evet. Yani şimdi... Şimdi bizim tarih derslerimizde, yani ben de tarihçi olduğum için şimdi dolduruluyor Nurettin Topçu'yla derslerimiz, yani yeni. Şimdi bu dersleri verebilecek olan kişi, bu konuda bilimsel çalışma yapmış olan, dünya bilimine hakim olan bir kişiden söz ediyoruz. Tabii bunun bu şekilde çalıştırılması, bu tür sürgünlere maruz kalması, onun da bir tür mobbinge uğradığının bir göstergesi olarak söylenebilir. Şimdi bunlarla birlikte baktığımız zaman mobbing aslında insan kaynağının yok edilmesi anlamına geliyor. Verimli olarak çalışabilecek, üretken insanların dışlanması anlamına geliyor. Kurumun
başarılı insanlarla çalışarak bir takım hedefleri daha iyi gerçekleştirebilme ihtimali varken yapamaması anlamına geliyor. Kurumların kontak kapatması değil de rolantide beklemesi anlamına geliyor. Yakıt sarfiyatı var, zaman geçiyor, enerji kaybı var. Bir şeyler oluyormuş, motor sesi geliyor, bir şeyler oluyormuş hissi var ama patinaj var, ilerleme yok, başarı yok. Sonra da tabii mobbing en büyük çıktısı itibariyle kurumsal performans olmadıkça yönetim performansı da ortaya çıkmıyor. Yani basit bir birimin, şuradaki bir firmanın en küçük bayisi kötü çalıştığı zaman, kötü çalışması demek bu bölgenin kaybedilmesi, başka firmalar tarafından doldurulması anlamına gelir. Çünkü sonuçta burada ihtiyacı olan insanlar da var. Ve bu bölge kaybedildikten sonra yeniden o bölgeye girmek çok kolay değil. Yeniden o bölgeye satış, reklam, dağıtım, servis, bir takım hizmetlerle yerleşmek kolay değil. Çünkü bir kurumun başarısızlığı, o kurumla birlikte çalışacak olan diğerlerinin başarısızlığı konusunda da zincir etkisi oluşturabiliyor. Yani bu etkiler, kelebek etkisi mi diyelim, zincir etkisi mi diyelim, yani müteselsil bir sorunun başlangıcı haline dönüşebiliyor. Nasıl ifade edeyim? Bir firma, beyaz eşya firması malını satacak ki o bölgedeki servis de para kazanacak. Servis iyi hizmet verecek ki o mala karşı duyulan güven artacak. Güvenden dolayı mal satışı devam edecek. Bütünsel bir artış Bütünsel, tabii. Evet. Yani buradaki talep artacak ki distribütör daha fazla mal çekecek ya da ana fabrika ona göre üretimini artıracak. Üretimin artması istihdamı, istihdam talebi, talep kişilerdeki gelirin artmasına yol açacak. Yani bu birbirini destekler mahiyette bu durumu biz engellemiş oluyoruz. Yani mobbing kötü yönetici, başarısız yöneticileri baş tacı etmekle, başta tutmakla biz kötü yönetimin ortaya çıkaracağı sonuçları baştan kabullenmiş oluyoruz. Kafana sıkmak gibi bir şey değil mi hocam? Yani insanlar acaba intihar eder mi diye düşünüyorum bazen. İntiharı tercih ederler mi? Yani tercih etmezler. O zaman başka bir sahikle hareket ediyor bu insanlar. Yani onların bile bile lades diyecekleri kötü yöneticileri, kötü bayileri, kötü temsilcileri seçmelerinin arkasında mutlaka açıklanabilir bir neden olması lazım. Yani bunu açıklayabilmeleri gerekiyor. Şimdi şöyle, yönetim kaynak kullanarak yönetim gerçekleştiriyor. Bir yönetim olağan genel kurulu yaptığı zaman biz kasada işte şu kadar parayla yönetimi devrediyoruz diyor. Bir başka yönetim de işte şu kadar borcumuz var diyor. Şimdi biz acaba ne tür bir yönetimi kutsamalıyız? Hangi yönetimi tercih etmeliyiz? Birisi de başa baş noktasında devrediyoruz diyor. Şimdi fazla parayla devreden yönetici aslında iyi bir yönetici değildir. O para harcamamış, hizmet üretmemiş demektir. Orada teknik da bir olarak sıkıntı var. Orada bir sıkıntı, parayla devrediyor. İkincisi borçlandırmıştır. Geleceğe yönelik, gelecekten çaldığı bir takım kaynaklar vardır. Gelecek neslin kullanacak olduğu kaynakları bugün kullanmaktadır. Orada gerçekten bir sıkıntı vardır. Başa baş noktası doğru bir yönetimdir. Yani kabul edilebilir sınırlarda borçlanmak doğru bir yönetim şeklidir. Ancak işte bunları toplum olarak birlikte değerlendirmek gerekiyor. Eğer konu şirket yönetimleri ise şirket yönetimleri nasıl kaynak kullanacaklarını, kaynakları nasıl yöneteceklerini, nasıl büyüme stratejisi ya da küçülme stratejisi üreteceklerini aslında baştan tanımlıyorlar. Bu yönetimin kendi içerisinde var. Ancak kötü yöneticiler öyle bir allayıp pulluyor ki kurumu bir sene oyalayabiliyor, iki sene oyalayabiliyor. Bu bir iki sene içerisinde de kurum ciddi kayıplar yaşayabiliyor. Bunları görecek mekanizmaların oluşturulması aslında yönetimin başarısı olacak. Hocam peki dünyaya bakıldığında şimdi mesela kurumsallaşma aslında devletten geliyor. Yani çok bütünsel bir şey. Avrupa devletleri daha kurumsal, yani kurumsallıkları daha oturmuş devletler. Tabii daha eski bir demokrasi itibariyle
kurumları daha fazla oturmuş. Peki buradaki sorunlar Avrupa'ya kıyasla daha çok diyebilir miyiz kurumlar arasında? Kurumlar arasında. Yani tarihsel anlamda bakıldığında Avrupa daha kurumsal, yani teknik donanımı itibariyle, her şey itibariyle daha tarihsel bir süreçleri var. Evet. Bu onlardaki şirketler içindeki ya da kurumlar içindeki sorunların çözümü için uygun bir zemin yaratıyor mu? Yani onlara daha sorunsuz diyebilir miyiz Türkiye'ye göre? Evet. Şimdi aslında 3 aşağı 5 yukarı kurumlar aynı tür insanlarla yönetiliyor. Hı hı. Yani evsaf olarak aynı tür. Yüksek öğretim almış, yüksek eğitim almış, mühendis, iktisatçı, hukukçu yani. Veya sektörüne göre mühendislerin işte alanları, tıpçı olabilir. Şimdi burada sorun biraz yönetim kültüründen kaynaklanıyor. Yönetim kültürü. Şimdi işte mobbingle alakası da buradan geliyor. Bir yönetim başarısızlığa uğradığı zaman suçu aslarına mı atıyor? Kendisi mi üstleniyor? O yüzden yönetimin başarısız olduğu gelişmiş ülkelerde yönetim kültürü gereği yönetici istifa eder. Ama yönetim kültürü gelişmeyen ülkelerde aslarına yüklersiniz. Onların iş akdine evet, son çok verirsiniz. Çok güzel bir yere değindiniz. Yani evet. bu da böyle bir şey. Şimdi hem yöneticinin vizyonu yok. Hı hı. Yönetici bir şeyleri ilerletebilecek potansiyelde değil. Hem aslarını harekete geçirememiş. Hı. Ama burada ne var? Çok en önemli sorun şimdi şu. Hem aslarından gelen teklifleri değerlendirebilme, algılayabilme kapasitesine sahip değil. Hesap verme zamanı geldiği zaman aslarını suçluyor. Aslında ahlak dediğimiz şey burada tabii, ne kadar ön plana çıkıyor değil ya, mi? Ahlak. Yani ahlak. Ahlak kavramı da. Tabii ahlak kavramı acaba nereden besleniyor? Bir de buna bakmak lazım. Evet. İnsanlar vicdanından, Allah korkusundan, gelecek kaygısından besledikleri ahlak duygusu olabilir. Kendi varlığını kurumda devam ettirmeyi, kurumda bir süre daha yönetici kalmanın kendisi için... O pek ahlak, O yani ahlak. Ama içinde ahlak geçen bir kelime. Ahlaksızlık da içinde ahlak geçen bir kelime evet. olmuş oluyor. Burada yönetici bununla devam etmeyi eğer uygun görüyorsa bu da ciddi bir sorun. İşte o zaman ne yapıyoruz? Üst yöneticinin ya da genel kurulların, yönetim kurullarının ferasetine bağlıyoruz. Yönetim kurulları bunu yakaladıkları zaman zaten gereken işlemleri yapıyorlar. Biraz mobbingin sonuçlarına bakalım mı Beril Hanım, olur, ne dersiniz? Olur. Onu az önce konuştuğumuz gibi üçe ayırmıştık değil mi? Evet. Ağır sonuçlarının tabii. olduğunu söylemiştiniz. Evet, mobbingin sonuçları hocam. Mobbingin sonuçları. Mobbing bireylerin yıldırılması, bireylerin bezdirilmesi, bireylerin hayata küsmesi, yalnızlaştırılması ve pasifleştirilmesi. Bu psikolojik anlamda bu sorun. Zaten mobbing genel olarak fiziki müdahale değil, psikolojik müdahale ile ortaya çıkan bir durum. Hı hı. Bu psikolojik müdahale araçlarını da tabii mahkeme kayıtlarından bunları söyleyebiliyoruz. İnsanların hafızaları o kadar geniş ki, hayal dünyaları o kadar geniş ki ne tür bir mobbing uygulayacaklarını bilemiyorsunuz. Mesela istemediğiniz bir kişinin odasını, çalışma ofisini bodrum kata verebiliyorsunuz. Hava almayan, soğuk, işte yer gösterdik, daha ne istiyorsun noktasına çekiyoruz. Sürekli ona iş yüklüyorsunuz, sürekli sorumluluk yüklüyorsunuz ve ondan sürekli yapabileceğin üzerinde beklentiler olduğunu ona hissettiriyorsunuz. Bunlar fiziki bir konu değildir. Bunlar kişinin psikolojik olarak algıladığı şeyle alakalıdır. Yani ben bunu bitirmek zorundayım. Ben bunu dikkatli yapmak zorundayım. Onun sorumluluğu altında ezecek şekilde ona yüksek bir sorumluluk yüklediğimiz zaman işte psikoloji burada ortaya çıkıyor. Direkt beziyor. Direkt depresyon nedeni beziyor. Zaten, depresyon evet. Zaten yani Batı dünyasında intihar vakaları bundan çok, yani çok kayıtlarda intihar vakaları var. Biz biraz kendi İslami evet. kaygılarımız, evet. dini kaygılarımız evet. nedeniyle intiharı erteliyoruz, yapmıyoruz, reddediyoruz hemen peşinen ama yani burada toplumda da
iş yerindeki bu baskıdan dolayı intihar eden çok kişi olduğunu ben duymuştum. Yani bunlar mahkeme kayıtlarına da geçenler olduğu için söylüyorum. Mobbingden dolayı intihara kadar sürükleniyor. İntihara kadar sürükleniyor. Tabii burada mobbingin birinci kısmında bunu söylemek lazım. İkinci kısmı kişiyi yalnızlaştırma, onu pasivize etme. Onun etrafına öyle bir çelik ağlar örüyorsunuz ki görünmez çelik ağlar. Onun diyalog kurmasını engelliyorsunuz. Onunla diyalog kuranları bir şekilde ortadan kaldıracak ya da uzaklaştıracak mekanizmalar oluşturuyorsunuz. Haliyle onu yalnızlaştırabiliyorsunuz. Bu da mobbingin bir parçası haline dönüşebiliyor. Yalnızlaştırmak. Görev vermiyorsunuz, pasifleştiriyorsunuz. Yine yalnızlaştırmış oluyorsunuz. Sonra onun hakkında bir dedikodu çıkarmak bile mobbingdir. Dedikodu çıkartıyorsunuz. Verdiğin hiçbir işi yapmaz. Çok başarısızdır. Ha, öyle göründüğüne bakmayın. Bunun kanıtı çok zor bir şey. Yani tabii. Nereye şikayet edeceğiz? Bunların, nasıl kanıtlanacak? Bunların hepsi mahkemelere yeni ortalama 5 yıldır falan bu mücadele eden örgütlü yapılar var. İşte mobbingle mücadele dernekleri. Mobbing adını yazdığınız zaman internette çok sayıda bu tür kurulmuş oluşumlar görebilirsiniz. Dernek var, hukuk büroları var. Bu konuda uzmanlaşmış avukatlar var. Yani onların çalışmalarına şahit oluyoruz. İyi ki onlar var. Aksi halde çok sorunlu kişilerle birlikte yaşıyor olabiliriz. Çünkü insanlar bir çıkış arıyor. Yani mobbinge maruz kalan mağdur bu sorunun çözülmesini istiyor. Yani o kişi iş yapmama ya da iş yerine zarar verme düşüncesinde olan bir kişi değil. O sadece mobbinge maruz kalan bir kişi. Hakkında bir soruşturma açarsınız. Soruşturma neticelenmeden bir tane daha açarsınız. Sonuçlanır bir tane daha açarsınız. Yani üst üste gelen soruşturmalar aslında mobbingin tetiklenmiş halidir. Şimdi karşı taraf buna direnirse, tepki verirse ve buna karşı gerekli hukuki mekanizmaları kullanabilirse sorunun üstesinden gelmesi kolay. Ama hem direnmiyor hem de sürekli maruz kalıyorsa o kişi artık beyni onu hangi noktayı emrediyorsa işte kanser hücresi gibidir dediğimiz o. Evet, bir noktada yani kendisi ölümü tercih ediyor. Yani mobbinge maruz kalanların tarandığında yani uluslararası literatürde de bu çok fazla geçiyor. Kanser hücresi gibidir diyor. Kişinin ölümüyle sonuçlanır. Hı hı. Şimdi, bir diğer sonuç. Tabii evet. Bir diğer sonuç olarak böyle. Son olarak tabii mobbinge maruz kalan mağdurun istifasıyla sorun çözülmüş olur. İstifa eder. Sen sağ ben selamet. Genelde de böyle oluyor galiba. Genelde böyle oluyor. Evet. Bir arkadaşım şöyle bir şey anlatmıştı. Bir firmanın bir projesinde çalışıyor. Çok iyi bir proje almışlardı. Uluslararası Avrupa Birliği projesiydi. Tabii çalıştığı ekipten şikayetçi oluyordu ama olayın ben bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Sonra bir gün hoca dedi bütün dedi projede kendi hazırladığım yerlerin hepsini sildim dedi internetten. Yani bilgisayardan hepsini sildim. İnternete yüklediğimiz dokümanlardan da sildim kendi yaptığım yerleri. Sonra istifa dilekçemi yazdım. Rahatça götürdüm, çıktım, aldım, imzaladım, yöneticinin önüne bıraktım. Onun söylediği şöyle, çektim gittim diyor. Şimdi bu söylerken çok kolay da bundan sonrası kolay değil. Yani hele çoluk çocuk varsa kişinin iş akdi başka bir şey. İnsanlar hayatlarını sürdürmek için çalışıyorlar. Yani çalışmak için yaşayan insanlar değiliz ama hayatımızın bir parçası da çalışmak. Bu çalışmayı gerçekleştirmek durumundayız. Şimdi bu arkadaşımız evli, çocukları var. Dedi ki 3 ay 4 ay kadar idare edecek param var. 2. ayda iş buldu, tamam. Ama bu arada eski şirketinden alacaklarını tahsil edemedi. Telefonlara çıkmıyorlar. Ya bu normal çalışırken de olabilir. Yani çalışırken sizin çalıştığınız kişiler, yöneticiler telefona çıkmaması bile mobbingdir. Telefona çıkmaması bile mobbingdir. Peki bundan dolayı dava açılabilir tabii mi? Tabii tabii bundan dolayı dava açılabilir. Çok ilginç gerçekten. Yani ama
Şimdi tabii bunu söylerken şunu da ifade edelim. İşle ilgili konuları siz aktarmak istiyorsunuz. Ya da sorunu sürekli tekrarlayan, bazılarının saplantı haline gelebiliyor. Sorun tekrarı, ifade tekrarı haline dönüşüyor. Daha önceden anlattığınız bir şeyi defalarca anlatma gereği duyuyorsunuz. Ha, bu da şöyle, kişiler artık psikolojileri ve dengeleri bozulmuş oluyor. Bozulan dengenin arkasından siz onu nasıl yöneteceksiniz? Çok büyük. Sizinle tabii yayın öncesinde konuşmuştuk. Benim en enteresan gördüğüm mobbing uygulamalarından bir tanesi. Kapım açık olduğu halde bana selam vermedi diyor. Geçiyor kapımın önünden, bana selam vermiyor. Ya da odamıza giriyor, 3 kişi çalışıyoruz. Yöneticimiz odamıza girdiği zaman sadece işte Beril Hanım'a selam veriyor, bana selam vermiyor. Beni yok sayıyor. Bakın bu da mobbingin bir parçası olabiliyor. Çok büyük bir ruhsal şiddet aslında. Evet, bu ruhsal bir şiddet. İnsanı kendisine çok değersiz hissettiren. Hem değersiz hissettiriyor. Tabii bunun arkasından fiziki müdahaleler olmuyor ama insanların istismarına kadar varabilen bu mobbing davranışları ortaya çıkabiliyor. Ve bunda da en çok maruz kalan kadınlar ne yazık ki. Bunlarla ilgili mahkeme kayıtları, adliyeye intikal edenler var. Kadınlar özellikle bu konuda çok muzdaripler hocam. Söyleyemiyorlar bir de. Evet. Yani ben mobbing konusunun Türkiye'de çözülmesinin birinci şartının olayın mahkemeye intikal etmesi olarak görüyorum. Yani yargı bunu bir dava kaybedilmiş olabilir, bir başka dava uzamış olabilir, bir başka dava ne bileyim o da reddedilmiş olabilir. Ama sonuçta mobbing insanın kendini nasıl hissettiğiyle ilgili bir şeydir. Hı hı. Kendisini kötü hissettirdiğini düşünüyorsa, birisinin kendisine kötü davrandığını düşünüyorsa onu zaten o insan anlıyordur. O insanın onu anlamasının ötesinde bir şey yoktur. Yani bunun mutlaka bir şekilde adli makamlara intikal ettirilmesi, bununla ilgili mobbingle mücadele derneklerine başvurulması, hukuki destek alınması, psikolojik destek alınması bunlar bir parça haline dönüşebilir. Aksi halde kötü yöneticinin kurbanı olabilecek binlerce insan var. Hı hı. Kötü yönetici her yerde kötüdür. Evet. Kötü bir babadır, kötü bir eştir, kötü bir arkadaştır. Evet. Yani kötüdür. Evet. Onun aktarım yapıyor. Sevimli, sempatik davranış olarak iyi görünmesi, kıyafetinin çok düzgün olması, her gün tıraşlı okula gelmesi, çok iyi iş yerine eğitim gitmesi, alması, çok yeni hiç alakası yok. Alakası. Bunlar alakası yok. İyi insan olmak evet. Başka bir şey değil mi kötü, hocam? Kötülük insanın içinde olan bir şey. Yani artık %51'i geçmiştir. Yani bir sektör bile, fazla bir birim bile o sektörde yer alan bir kötülük o kişinin kötü davranışlarının önüne alabilir. O yüzden sağlıklı bir toplumun başlangıcı bence daha az mobbing olduğu ve mobbinge fırsat verilmediği durumdur. Avrupa ülkelerinde biz sürekli şey anlatırız. Depresyon ilaçlarının çok fazla kullanıldığından söz ederiz. Orada hakikaten insanlar bu psikolojiyle ilgili kendisine sebep olan faktörleri çözümleyemiyorlar. O yüzden alkol tüketimi artabiliyor. O yüzden depresyon ilaçları, psikolojik ilaçlar. İşte toplumun %75'inin ilaç kullandığı bir toplumdan söz ediyorsunuz. Finlandiya, İsveç, Kanada. Zenginler mi acaba diyorum. Yani zengin olmanın sırrı psikolojik, psikoterap ilaçları kullanmak mı diyorum. Yani bu da çok enteresan bir şey. Biz sağlıklı bir toplumuz. Bu dünyaya, öbür dünyaya inanıyoruz. İnsanların bir şey, kötünün bir şekilde cezalandırılacağına dair hissimiz olması demek aslında bizi rahatlatan bir şey. Evet, kesinlikle. Yani atasözü gibi oldu artık. Sen doğru ol. Sen doğrudur, evet, kötü cezasını aynen bulur yani. O kem belasını bulur. Bulurlar, bulacaklar. Yani kısa vadeli kazançlar onların bugün için bir kazancı olabilir ama uzun vadede toplum kazanacaktır. Türkiye bu tür davaları açmaya başladıkça, mahkemeler bu tür davalarda kararlar vermeye başladıkça farkındalık yükselecektir diye düşünüyorum. Ben mobbing hissinin kişiler bazında hissedilmeye başlandığında yargıya intikal ettirilmesi taraftarıyım. Belli bir dozdan sonra. Belli yani bunu hissetme. Çünkü mobbing de hedef önemlidir. Hı hı. Ben mobbing konusunda sizi hedef aldıysam durmam.
Yani, onun gerisi gelir. Gerisi diyorsunuz. Gelir. Yani siz hedefe girmişseniz, hı hı, radara yakalanmışsanız o ceza kesilir. Gerisi gelir. Yani böyle bir şey. Bunun için kişilerin bu mobbing durumlarında, dönemlerinde kesinlikle onu zaten anlayabilir insan. Test eder, fark edersiniz. Fark ettiğiniz anda bence gerekli hukuki, psikolojik destekleri almak ve süreci başlatmak, hı hı, mantıklıdır. Evet. Aksi halde yani biz bir toplum olamayız. Aksi halde sağlıklı toplum olamayız. Sağlıklı toplum olamayınca sağlıklı üretkenliğimiz, üretkenliğimiz olmaz. Evet. Kötü anne baba oluruz, kötü, tabii, eş oluruz, kötü, evet, arkadaş oluruz, kötü iş arkadaşı oluruz, vatandaşa kötü davranırız, müşteriye kötü davranırız. Sokakta, trafikte araba kullanırken bile bizden kötüsü olmaz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bize ederim. Ayrılan sürenin sonu geldi. Ben ayağınıza, yüreğinize sağlık. Benim için de çok keyifli bir sohbet teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Çok yani bu farkındalığı 4-12 Şubat haftası mobbingle. Evet, farkındalık onu haftasıydı. Söyleyelim. Mobbing farkındalık haftası. Haftası, değil mi? Evet. Yani toplumumuzda kendisine kamusal bir yetkilinin vermiş olduğu gücü kötüye kullanmaktır mobbing. Mobbing bir sermaye sahibinin, bir işverenin kendisine verdiği yetkiyi, gücü kötüye kullanmaktır. Bu insanlar kendilerine devredilen gücü ve yetkiyi kötüye kullandıkları takdirde bunun önü alınamaz. Bunu başında müdahale etmek gerekiyor. Bunu söylemek çok önemli. Buna da destek vermek Herkesin önemli. Herkesin kulağına küpe olsun burada. Evet, evet. Değil mi? Seslenelim. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Doktor Burak Önural stüdyomuzda olacak. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar.